Sevgili fizik canavarları, hepinize en güzel merhabalardan bu videoda bir tane daha gönderiyorum. Bu videoda sizinle birlikte yeryüzünde hareketin son başlığı, yani yatay ve eğik atışla ilgili soru çözümü yapacağız. Sevgili arkadaşlar, sevgili fizik canavarları, bu videoların gelişerek devam etmesini istiyorsanız lütfen aşağıda tamamen beleş ve ücretsiz olan abone ol tuşuna basmayı, videoyu beğenerek gelişmeme katkı sağlayacak pozitif yorumlar bırakmayı unutmayın. Videoları izlerken soruları lütfen görür görmez durdurun. Önce siz çözmeye çalışın. Sonra çözemezseniz videoyu devam ettirerek çözümüne bakın. İsterseniz vakit kaybetmeden birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Buyurun, birinci soru ne diyormuş? Birinci soru klasik bir yatay atış hareketiyle ilgili bir sorudur. Yatay atış hareketi iki boyutlu bir harekettir arkadaşlar. Yatay ve düşey bileşenleri ayrı ayrı değerlendireceğiz. Yatayda yapılan hareketi daha önce söyledik. Dedik ki yatayda olan hareket bizim için düzgün, doğrusal harekettir. Düşeyde olan hareket de serbest düşmedir ve serbest düşmenin bütün kuralları burası için geçerlidir. Şimdi adam 30'da atılmış, 80 metre yüksekten atılmış. Düşey serbest düşmenin kuralları geçerli olduğu için bu adam h eşittir 5 t kare ifadesinden dolayı, h'ın eğer 80 ise 5 t kare yazdığınızda burada t'nin 4 saniye çıktığını göreceksiniz. Eğer burada t 4 saniye ise bu adamın havada kalma süresi 4 saniyedir. O zaman bu adamın yatayda aldığı yol x dediğimiz şey v çarpı, yani v0 çarpı t ifadesinden, v0'ın eğer 30 ise çarpı 4 saniye havada kaldığı için x'in 120 metre olacaktır. Peki bu adamın yataydaki hızı 30 ise ve düzgün doğrusal hareket yapacaksa hızı değişmeyecekse o zaman yataydaki hızınız ne olmayacak? Değişmeyecek. Ne kadar o zaman yataydaki hızınız? 30. Düşeyde 4 saniyede düşeceğin için ve her saniyede hızın ondan önce artacağı için burası 40 metre bölü saniye olacağından yere çarpma hızın burada ne olacaktır arkadaşlar? Bileşkesi 50 metre bölü saniye olacaktır. O halde gelin cevaplandıralım arkadaşlar. Cevaplara bakalım. Cisim 4 saniyede yere düşer. Kesinlikle doğru söylüyor. Yere çarpma hızı 50'dir. Doğru söylüyor. Yatayda aldığı yol 120'dir, 150 değildir arkadaşlar. O zaman cevabınız 1 ve 2 olacaktır. Olaya dikkat edin. Şimdi bize iki tane cisim verilmiş. Bunlar K ve L cisimleri. Yatayda aldıkları yollar verilmiş. H1 ve H2 soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Yatayda alınan yol için, yataydaki hareket için düzgün doğrusal hareket, yani sabit hız hareketten bahsediyor. O zaman x eşittir ve çarpı t yazacağız. O halde ayrı ayrı alalım şimdi. K için ve L için olayı değerlendirecek olursanız K kaç x yol almış? Atıldığı yerden nereye gelmiş K? K buraya gelmiş. Hadi 3x yol almış. Yani x eşittir v çarpı t'den yazıyorum. K 3x kadar yol almış. Ne kadar sürede almış? Ne kadar hızlı almış? V kadar hızlı almış. Ne kadar sürede almış? Tk kadar sürede almış. Peki L için alıyorum. L'nin kaç x yol aldığını? 2x yol aldığını. 2v hızıyla bunu da tl sürede aldığını görüyorum. Dikkat ederseniz tk 3x bölü v, tl de 2x bölü 2v, yani x bölü v çıkacak. O zaman ben burada tk'ya, tk'nın değerine 3 saniye dersem tl'nin değerine 1 saniye diyebilir miyim? O halde bu adam 1 saniyede yere geldiğine göre düşeyde serbest düşmeydi. O halde burası 5 metre midir? 5, 15, 25 meselesinden. Peki bu adam 3 saniyede geldiğine göre 3 saniyede h eşittir 5 t kare meselesinden 45 midir? Yazıyorum, h eşittir 5 t kare yazarsanız, t gördüğünüz yere değer 3 yazarsanız arkadaşlar, 3'ün karesi 9, 9 kere 5 45 yapacaktır. O zaman burası 45 metre olacaktır. Tamamı 45 ise h1 ne kalacak o zaman h1'e? 40 kalacak demektir. O zaman H1 ve H2 oranınız kaç çıkacak demektir? 8 çıkacak demektir. Buraya dikkat edin. Evet, burada bir sayısal bir değeriniz yok. Konum belirlemenizi istiyor. Adam diyor ki cisim 1 saniye sonra Y'deymiş. 2 ve 3'ün saniyede nerededir? Bakın ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Diyoruz ki önce yataya bakalım. Yataydaki hızımız sabit, düzgün doğrusal hareket ediyoruz. Şimdi bu adam bu noktadan Y'nin bulunduğu yatay Z'ye gelene kadar kaç birim yol almış? 2 birim. O zaman 1 saniye sonra yatayda yine 2 birim yol olacak. 1 saniye sonra yatayda yine 2 birim olacak. O halde demek ki 2. saniyede adam düşey bu hızada, 3. saniyede adam düşey bu hızada olmak zorundaymış. Önce bunu belirleyelim. Şimdi gelelim düşeyde alacağı yola. Şimdi düşeydeki adam ne kadar yol almış? 1 birim yol almış. Şimdi kural neydi? 5, 15, 25. 5, 15. O zaman bir sonrakinde 3 birim yol alacak. Bir sonra 25. Demek ki 5 birim yol alacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 dersek şu yüzeye geçmiş. Demek ki adam burada 25 metre yol olacakmış. O halde 1. saniyede yatayda bura, düşeyde bura, Y'de kesişti. 2. saniyede yatayda burada, düşeyde burada. Nerede? K noktasında kesişti. O zaman 2. saniyede K'da. 3. saniyede düşeyde burada, yatayda burada. O zaman P noktasında birleşti.
O zaman KP'yi veren cevap bizim için nedir arkadaşlar? Doğru cevaptır diyeceksiniz. Şimdi bu adam ve sıfır hız ile atılmış. H1 bölü H2 oranı soruyor. Arkadaşlar bakın. Burada direkt yataydaki aldıkları yoldan mesafeyi belirliyoruz. Yani diyoruz ki mesela. Şimdi bu adam x kadarlık yolu eğer 1 saniyede almışsa. 2x kadarlık yolu kaç saniyede alır? 2 saniyede alır. X kadarlık yolda 1 saniyede alır. Şimdi buna eğer düşeye çevirecek olursanız. Toplam bu adam 4 saniyede yere düştüğüne göre. Toplam 4 saniye için 1 saniyede bu adam 5 metre yol olacak. Daha sonra 15 ve 25 yol olacak. 15 ve 25 yol olacak. Ki burada 2 saniye geçmiş olması lazım. Çünkü 2 saniye geçmiş bu arada. Burada da 35 yol olacak. Bakın dikkat edin. H1 dediğiniz mesafe yani şu mesafe arkadaşlar 75 çıkarken H2 dediğiniz şu mesafenin de 35 çıktığını göreceksiniz. O halde 75 bölü 35 mesela sizin için ne verecektir? 15 bölü 7'yi verecektir. H1 bölü H2. Evet geldik bir eğik atış hareketine. Şimdi bakın hareketiniz yatay da olsa, eğik de olsa hareketin iki bileşeni var. Düşey ve yatay bileşeni. Eğik atış hareketinde arkadaşlar hareketinizin düşey bileşeninde bu adam aşağıdan yukarıya düşey atış hareketi yapar. Yatay bileşeniyle bu adam düzgün doğrusal hareket yapar. Eğer burası 50 ise burası da 37 ise o zaman bu bileşenin 40 metre bölü saniye bu bileşenin de 30 metre bölü saniye olduğunu biliyoruz. O halde bu bileşen yani düşeydeki bileşen sizin havada kalma sürenizi belirler. O halde bu adam 3 saniyede bu adam çıkacak. 3 saniyede inecek demektir. Bakın 3 saniyede bu adam buraya çıkacak. 3 saniyede buradan inecek demektir. O halde bu adam 6 saniye havada kalır. Ve bundan sonrası serbest uçma olacağı için 3 saniye havada kaldığı için o zaman çıkabileceği maksimum yükseklik 45 metre olacaktır. Niye? Çünkü H eşittir 5T kare. H eşittir 5T kare yazarsanız. T gördüğünüz yere 3 yazarsanız arkadaşlar. 3'ün karesi olur burası. O zaman 9, 9 kere 5 ne yapar? 45 yapacaktır burası. Şimdi bu adam yere çarparken ne olacak? Yere çarparken yatırdık hız değişmeyecek. Hala 40 olacak. Düşeydik hız da hala 30 olacak. O halde yere çarpma hızı ne olacak bu adamın? Yine 50 metre bölü saniye hızla çarpacaktır. Peki kaç saniye havada kaldı? 6. Yatay hızı ne kadardı? 40. O zaman yatayda aldığı şu x yolunu nasıl bulacağım ben? Ve x bileşeni çarpı t'den bulacağım. Yani 40 çarpı 6'dan bulacağım. O da 240 metre yapacaktır. Gene şıklara bakalım şimdi. Cisim 6 saniye havada kalır. Evet. Maksimum yükseklik 45'tir. Evet. Kale arası 320 metredir. Hayır 240 metredir arkadaşlar. O halde cevabınız 1 ve 2 olacaktır diyeceksiniz. Şimdi bu adam K noktasına atılan cisim L noktasını hedeflerken M'ye mi düşmüş? Evet. Şimdi bu adamın L'yi hedeflerken M'ye düşmesi nedeni nedir? Yer çekim ivmesidir. Yer çekim ivmesi G alacağı yol için 5, 15, 25, 35 kuralına geçerli olduğu için yani daha doğrusu aslında H eşittir 5 T kareye buraya işleyeceğim için buradaki TL çıkacak arkadaşlar 4 saniye çıkacaktır. Şimdi o zaman bu adam 4 saniyede K'dan M'ye gelmişse 2 saniyede çıkmış 2 saniye inmemiş midir? O zaman 2 saniyede çıkabilmek için bunun düşey bileşeninin 20 olması gerekmez mi? Eğer sinüs elli üçlü bileşen 20 ise ve sıfırın kendisinin de 25 metre bölü saniye olması gerekir diyeceksiniz arkadaşlar. Peki şimdi bu soruda arkadaşlar bir yatay atış bir de eğik atış aynı anda verilmiş. Burada mevzu şu. Şimdi bu adam Y cismi atıldığında L'yi hedeflerken M'ye düşmüş. X cismi ise arkadaşlar L'yi hedeflerken K'ya gitmiş. Oo, bu adam demek ki K'ya gitmiş. Yani aslında şu adam K'ya gitmiş. Şuraya gitmiş. Şimdi her ikisinin de yatayda aldığı yollar eşit mi? Yani X diyeyim yatayda aldığı yollar eşit mi? Eşit. Şimdi bu adam bir birim yol alırken bu adam dört birim yol almış. Aslında buna 5-15 kuralı diyebiliriz. O halde bu adam 2 saniyede oraya gelmişken bu adam 1 saniyede gelmiş. Şimdi aynı yolu yani x eşittir v çarpı t'yi x eşittir v çarpı t'de aynı x'i her x için yazıyorum şimdi. Y v1 hızıyla 1 saniyede almış. V1 hızıyla 1 saniyede almış. Ama bu eşitmiş. Kime eşitmiş? V2'nin kosinüs 53'lü bileşenine. Yani V2 çarpı kosinüs 53 0,6 buraya 0,6 yazıyorum. Çarpı havada kalma süresi 2 saniyemiş arkadaşlar. Dikkat ettiniz mi buraya? O zaman burada V1 bölü V2 oranı kaç çıkacaktır arkadaşlar? 1,2 çıkacaktır diyeceksiniz. Evet bir balon sorusu. Daha önce düşey atış hareketinde de balon sorusu çözmüştük. Ama bu yatay atış hareketiyle ilgili bir balon sorusu. Şimdi diyor ki 10 metre bölü saniye hızla şekilde gibi yükselmekte olan balon. Balon 10 ile yükseliyormuş arkadaşlar. 10 metre bölü saniye hızla yükseliyormuş. 40 metre yüksekteyken de 10 ile adam atmışız biz. Tamam.
Bu cisim yere çarpıyor. Yatay da alıyor. Kaç metre diyor. Şimdi burada önemli olan mevzu şu. Aslında şöyle çözelim soruyu. 40 metre yükseklikte, tamam mı? Bir cismi yatay 10, düşeyde de 10 metre bölü saniye hızlatmışız. Şimdi bakın olaya dikkat edin. Hareketi incelerken düşeyi ve yatayı ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Düşey için bakıyoruz. Bu adam 10 metre bölü saniye atılmışsa, burası da tabii 40 metre şurası. Şimdi bu adam o zaman 1 saniye çıkacak. Sonra inecek. 1 saniyede buraya inecek. Tabi buraya gelme süresi 1 saniye. Peki bundan sonra adam ne kadar gidecek? 40 metre gidecek. Şimdi 1 saniyede adamın alacağı yol ne kadar? 5 metre. 15, 25 olursa burası 40 olacak burası. Yani aslında burası 15, 25'miş. O halde buraya 1 saniye ise, tabi burası da 5 metreydi. Burayı eğer adam 1 saniyede alıyorsa, burayı kaç saniyede alacak? 2 saniyede alacak. Toplam bırak kaç saniye? 3 saniye. 1 saniyede çıktı, 4 saniye. Demek ki bu adamın uçuş süresi ne kadarmış? 4 saniyeymiş. Şimdi 4 saniye boyunca yatayda bu adam gidecek olursa x eşittir ve çarpı t yazarsam 10 metre bölü saniye yatay hızıydı. Çarpı 4 saniye boyunca gideceği için yatayda alacağı yol ne olacaktır arkadaşlar? 40 metre olacaktır. Bir sonraki soruya bakıyoruz sevgili fizik canavarları. Çekirdek cisim L'ye hedeflerken M'ye düşmüş. Şimdi burada 80 metre saptığına göre bunu hemen ne yapıyoruz? 5T kare eşitliyordu. Bir önceki soruda gördük burayı. T burada kaç saniye? 4 saniye. Şimdi bu adam eğer 4 saniyede buraya gelmişse, bu adam da buraya 4 saniyede gelmiş demektir. Şimdi bu adam 4 saniyede yataydaki hızıyla 320 metre geldiğine göre x eşittir v çarpı t. O zaman 320 eşittir buradaki v x bileşenin çarpı havada kalması 4 saniye olduğu için v x burada ne kadardır? 80 metre bölü saniyedir. Arkadaşlar bakın burası 80 ise, burası 37 ise buranın mutlaka ve mutlaka ne olması lazım? 100 metre bölü saniye olması lazım diyeceksiniz. Şimdi adam 20 metre bir saniye hızla atılan bir araçtan 50 ile atılmış. Ama burada bir şeye dikkat edin. Burada çok önemli nokta şu. Yere göre 50 ile atılmış. Ne demek yere göre ya da arabaya göre? Yere göre diyorsa arabanın hızı artık eklenmiş. Senin bir şey eklemene gerek yok. O halde aslında bu adamın o 50 olan hızı, yani bu hızıyla bu adam atış hareketi yapıp buraya gelecek. Ama bu esnada bu da bir miktar gelecek. İşte bunların arasında ne kadar mesafe kalacak diyoruz. Yine aynen düşey ve yatay ayırıyorum. Bunun düşey hızı vardı. Kaç? 30. Burası kaç? 40. Bak dikkat edin şimdi. Şimdi 3 saniyede çıktı. 30 olduğu için 3 saniyede çıktın. 3 saniyede indin kaç saniye? 6 saniye. Peki sen 6 saniyede 40 ile gidecek olursan, 6 saniyede 40 ile gidecek olursan 40 çarpı 6 neyi verir sana? 240 metreyi verir. O zaman 6 saniyede bu adam da gidecek. Peki 6 saniyede bu adam ne kadar gidecek? 6 çarpı 20 kadar gidecek. O ne kadar? 120 metre yapacak. O zaman bunların aralarında ne kadar mesafe olur ya da bu ne kadar önüne düşmüş olur? Tamam 240 ise burası, 120 ise buraya ne kalacaktır arkadaşlar? 120 metre kalacaktır. Evet sevgili fizik canavarları. Bir videonun daha sonuna geldik. Ümit ediyorum bu videoda sizin için faydalı olmuştur. Çevrenize fizik canavarlarından bahsetmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu kanaldan faydalanan sayısını artırmak istiyoruz. Bundan önceki ve bundan sonraki emekleriniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Benim fizik canavarlarım.